Artık Türkiye'de bu iktidarın, bu saltanatın bittiğinin bir habercisidir. Çünkü burada gördüğüm insanların birçoğu bu partiye üye değil, oy vermiş, gönül vermiş. Ve bu iktidardan artık kurtulmanın umudu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördüğü için dayanışma gecemize katkı sunmuşlar. Sizler de görüyorsunuz, bizim de kanalımız ve tespitlerimiz. Onu milletimiz sonra Cumhuriyet iktidarını buradan başlayıp İstanbul'dan bu yana buranın belediyesiyle halkı ile ilgili her olay içindeyim. İşte biliyorsunuz belki Mehmet Demirci'nin seçim politikası içerisinde vardım. Tuzlu Spor'un yönetiminde vardım. Ondan sonra DSP'nin belediye başkan adaylığı sırasında vardım. Bu dönemde de bana düşecek her türlü görevde ama her türlü görevde bunun içerisinde belediye başkan adaylığı dahil olmak üzere varım. Teklif gelirse de varım. Teklif gelmezse de ben buradayım. Ben buradayım. Bana düşen her türlü göreve, her türlü aday olmak, aday olmayı desteklemek anlamında da varım. Tuzla'nın artık CHP'li, sosyal demokrat bir iktidara zamanı gelmiştir diyorum ben. Bence ülkemizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok şiddetli ihtiyacı var. Bunun karşılığının da ilk yerel seçimlerde bulacağını düşünüyorum. Tüm halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ilgisini bu ilk seçimlerde göstereceğini kalben inanıyorum. Gebze, Tuzla ya da Pendik'ten adaylık söz konusu mudur? Gebze'den 10 yıla yakın ilçe başkanlığı yaptım. Yani aradan 10 yıl geçmesine rağmen yani 2002'den 2012'ye kadar 10 yıl geçti. Bu süreçte 10 yıl sonra da ya sizlerinle belediye başkanlığı kazanırız demeleri güzel, benim hoşuma gidiyor. Yani topluma bir güven vermişiz. Ben demin konuşumunu da söyledim. Sıkamadığın elin oyu senin değil kardeşim. Ben Gebze'de 10 yıl ilçe başkanı yaptım yaklaşık. Herkesin evine gittim. Onu söylüyorum arkadaşlar. Ya gidemediğin yer senin değil. Sıkamadığın evi elin de oyu senin değil. Ben öyle çalıştım. Bu bölgede de çalışıyorum. Tabii teveccüh gösteriyor. Ben şu anda Ardahan milletvekiliyim. Benim bölgemde başka milletvekili de yok. O anlamda şu anda ben görevimi yapıyorum. Tabii genel merkez, genel başkan, örgüt ne bana görev verirse ben ona hazırım. Ama benim böyle bir isteğim, bir doğrultum illa da burada olayım, illa da ben şuna gelin değil. Bir parti görevi olarak genel başkan talimat verirse tabii ki buna da bir şey diyemem. Şimdi burada ben çok hoşuma gitti. Yani ilk 1989 yılındaki heyecanı ve iktidar arzusunu gördüm. Yani çok saygın bir toplum var. Hınca hınç dolu. Biz 89'da da kimse bize inanmıyordu. İktidar yani yerel seçimleri alamazsın diyordu ama Dalan gibi güçlü bir belediye başkanından biz iktidarı teslim aldık. Yani İstanbul'u teslim alınca 89'da Türkiye genelinde herkes %60'ın üzerinde bir seçim kazandık. Ben şu andaki ortamı öyle görüyorum. Çünkü artık AKP'den eskiden insanlar korkuyordu, çekiniyordu. Ya işte bana vergi memurunu gönder, ceza yazar veya işte kredi vermez. Ama şimdi esnafın, tüccarın, işçinin, köylünün kaybedecek bir şey kalmadı çünkü her şeyini kaybetti. Şu anda esnaf çalışamıyor, kirasını ödeyemiyor, vergisini ödeyemiyor, çekini ödeyemiyor, senedini ödeyemiyor, kredi kartını ödeyemiyor. Çünkü artık isyan etme noktasına geldi. Başbakanı da despot çıkışları bu esnafı ve toplumu daha bir dinamizm haline getirdi, tetikledi. Ben inanıyorum daha bir yıldan fazla seçimlere zamanımız var ama yerel iktidar bizi genel iktidara taşıyacaktır diye düşünüyorum ben.
Geçer yolumuz yürür. Aman 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 aman, kermek bir